Böyle şey ilk defa yapıyor olacağız aslında. Antrenörlerle bizim müfredatın içinde olmayan bir şekilde benim aklıma geldi. Sonra Ümit'le de paylaştım. Bu YouTube'dan da aynı anda canlı yayın yapıyoruz. Siz kayıt başlamadı diyor. Teşekkür ederim uyardığın için Ahmetcan. Ben size bırakacağım zaten, siz üçlü olarak iyi bir ekipsiniz. Bu tür sohbetlerde çok fazla tecrübeniz var. Ama bugün en başında siz antrenörlerden nasıl iletişim bekliyorsunuz? Maç öncesi, sezon içi, maç sonrası böyle bölümleyerek kendi fikirlerinizi, sonra da belki gündemdeki antrenörlerin belki örneklendirerek, hani bununla iletişimimiz kolay, bununla iletişimimiz de bazen daha kolay olabilir gibi, sizlerden biraz antrenör ve basın iletişiminin nasıl olmasına yönelik örneklerle beraber fikirlerinizi alalım. Tecrübelerinizden faydalanalım istedik. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şükrü Yaralı hazırladığı şeyi ben tempodan yanlış koydum. Normalde soyadı sırasına koyacaktık. Ama siz üçünüzün, hepiniz üçlü oyun kurucu sisteminiz var sizin. Onun için sıkıntı yok yani. Güzel. Sıkıntı yok. Top sizde. Nereden başlamak isterseniz. Bilmiyorum, Gökhan Tüyo'ya başlasın isterseniz. Olur. Evet, ben bir tane başlık hazırlamıştım dünden. Ona ilişkin bir şeyler paylaşayım isterseniz sizinle. Hani ifade ediyorum, genç bir dinozor olarak 80'lerin sonundan beri basketbolu takip eden, gazeteci gözlüğüyle takip eden biri olarak tecrübelerimi aktarmak isterim öncelikle. Yani eskiden koç medya, hatta buna oyuncu medya ilişkilerini de katabilirim biraz daha genişleterek. Çok daha samimi düzeyde seyrettiğini düşünüyorum eskiden. Ama tabii bunu kimseyi suçlamak ya da bir şekilde eleştirmek adına söylemiyorum. Doğal gelişimiydi bu basketbol sürecinde. Son 15-20 yılda neredeyse bu samimiyet, birliktelik yok olma düzeyine geldi diyebilirim özellikle son yıllarda. Ama dediğim gibi burada suçlayıcı olmaktan çok sorun ne, nereden kaynaklanıyor, çözümle ona yöneleceğim. Bunun iki sebebi var bence. Birincisi teknik, ikincisi de işin içine biraz daha profesyonelliğin girmiş olması. Teknik derken artan maç adedi, bunun yanında işte antrenman tempoları, sürekli seyahat ediyor olmaları, artık neredeyse liglerimizde yer alan tüm takımlar bir şekilde Avrupa kupalarında, hani seyahatler, dolayısıyla profesyonel bir yapıya bürünmesi basketbolun bizi biraz daha uzaklaştırdı birbirimizden antrenörlerle diye düşünüyorum. Bunda işte seyahatlerin yanı sıra mesela şöyle örnekleyecek olursam, ben spor sergide başlamış biriyim mesleğe. Spor sergide çoğunuz hatırlarsınız, benchlerle basın tribünü neredeyse iç içeydi. Molalarda bile ben antrenörlerle küçük çaplı diyaloglar yaşadığımızı hatırlıyorum. Mesela Aydan abi gelip bize hakem şikayet edebilirdi bir molada. 10 saniyelik de olsa bir serzenişini dile getirebilir. Sonra geri dönüp takımla ilgilenirdi. Hani bu tabii çok benimsenecek bir durum değil ama şimdi tamamen birbirimizden uzaklaştık. Salonlar büyüdü, seyirci sayıları arttı. Birbirimizle iletişimimiz, en azından maç içindeki iletişimlerimiz, maç devre arası olsun, maç sonları olsun, biraz birbirinden koptu. Ülke gerçeklerine paralel olarak. Uzatıyorum biraz ama detaylı anlatmam gerekiyor ki kafamızda bir şey oluşsun, fikir oluşsun. Buna şeyi de katmam gerekiyor. Aramızdaki uçurumun fazlalaşmasına, medyadaki yozlaşma, gazeteci adedinin azalmış olması, neredeyse koçların maç sonlarında konuşacak muhatap bulamaması. Buna paralel olarak şunu da söyleyeceğim. Bazı koçlar da var ki maç bitiyor, kaybettiyse konuşmuyor, kazandıysa çok güzel bize anlatıyor maçla ilgili düşüncelerini. Bu da antiparantez, bunu da belirteyim. Şimdi
bulunduğumuz statü itibarıyla biz gazeteciler birazcık aramızdaki mesafenin, uçurumun özeti olarak fazlalaştığını gözlemliyoruz. Buna katılacaklarını düşünüyorum Gökhan'la Ümit'in de. Burada tabii profesyonellik derken işin içine şunu da katacağım. Yani aramızda şimdi hepimiz icra ettiğimiz meslekler itibarıyla bir taraftan profesyonelliğin getirisi olarak gelir düzeyi arttı, antrenörlerimizin, oyuncularımızın bizden biraz bu anlamda da sosyal statü olarak koptuklarını düşünüyorum. Üst düzey antrenörleri kastediyorum tabii bu anlamda. Süper Lig'de mücadele eden çoğunluğu. Ama bir taraftan da biz yerimizde saydık hep. Az önce dediğim gibi neredeyse bitme noktasına geldi basketbol yazarları. Çok azaldık. Bir elin parmaklarını geçmiyoruz neredeyse. Televizyon kısmına işin girmiyorum ama yazan gazeteciler olarak biz adedimiz çok azaldı. Saptamalarım bunlar. Eskiden çok daha özetleyecek olursak çok daha iyi ilişkiler içinde olduğumuz, daha samimi ilişkiler içinde olduğumuz koçlardan biraz son dönemde uzaklaştığımızı düşünüyorum açıkçası. Sebepleri de aşağı yukarı bunlar. Sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa ya da söylemek istediğiniz bu konuda görüşlerinizi alabiliriz. Çok uzattım kusura bakmayın ama dağıldı biraz kafanız herhalde. Yok. Ümit siz devam edin. Yani üçünüz bir iletişim konusunda paylaşmalarınızı yapın sonra soru cevaba geçelim. Yani iletişim kısmı evet, Gökhan'ın anlattığı sıkıntılar evet oluyor ama bunun nedenlerini de aslında anlattı. O nedenler de bence çok geçerli nedenler. Hani bu kadar maç temposu içinde eski dinamikliği bulmak çok zor bu ilişki içinde. Ama benim farklı bir noktada söyleyeceklerim var. Mesela bunun iyi örneklerini de belirterek koçların maç sonundaki demeçleri, verdikleri, ifade ettikleri demeçler hakkında bir şey söylemek istiyorum. Mesela bunun iyi örneği bence son dönemde Ergin Ataman ve Ertuğrul Hoca, Ertuğrul Erdoğan bunu iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü sadece işte hani iyi mücadele ettik, kazandıktan öte biz şunu yapmaya çalıştık. Sahada bunu istedik ama bu oldu veya olmadı. Bunun üzerine şunu yaptık. Yani bu açıklamayı yaparsa koçlarımız, en azından tabii ki taktiği, tekniği tam anlamıyla istemiyoruz ama daha çok genç arkadaşlarımız için, bizim meslekteki genç arkadaşlarımız için de bir yol gösterici olur diye düşünüyorum. Onlara hani, çünkü basketbolda tek bir doğrunun olmadığını, evet bizler artık biliyoruz hani birçok şeyi deneyebilirsiniz. Bir tanesinin üzerine gidersiniz, onun üzerinden kazanırsınız, kaybedersiniz. Ama bir tane doğru yoktur ve bunu koçlarımız anlattığı zaman maç sonlarındaki demeçlerinde ben hani işte genç bir arkadaşımızın çıkıp ya işte bu hoca da şunu yaptı, kaybetti, işte nasıl maç yönetti, o hoca değil tarzında eleştirilerin de en azından düzeleceğini bekliyorum. Yani açıkçası koçların elinde biraz da medyayı veya basketbol yazarlarını bu anlamda yetiştirme veya geliştirme şansı da olacaktır diye düşünüyorum. Çok sağ ol. German, senin yine şey kapandı. Mikrofon kapalı, açabilir misin? Şimdi. Evet. Geliyor mu sesim? Çok net geliyor. Geliyor. Ha, tamam. Evet, Murat abi senin de söylediğin gibi, sorduğun gibi başta gazeteciler koçlardan ne bekler diye. Biz şimdi baktığımız zaman 25 yılı, 30 yılı devirdik bu üç arkadaş meslekte neredeyse. Ben 25 yıl oluyor. 25 yılda tabii ki Gökhan ve Ümit'i söylediği üzere iletişim biraz kesildi koçlarla ama ben hiçbir zaman bir sorun yaşamadım. Hep karşılıklı saygı çerçevesinde götürdük biz bu olayı. Eleştirirken bile daha naif, daha düzen, daha dikkatli kelimeler seçmeye dikkat ettik. Hep iyi ilişkilerimiz oldu bizim koçlarla. Ben hiçbir koçla büyük bir sorun yaşadığımı düşünmüyorum, aklıma gelmiyor. Ne zaman arasam genelde ulaşmışımdır. Ulaşamasam bile dönmüşlerdi. Bu Aydın Öz içinde, Ergin Atamatik içinde geçerli. Hatta Obradoviç'te bile ne zaman istesek bir röportaj imkanı falan bulduk. Ama diğer arkadaşlar için bu geçerli mi? Onu bilemeyeceğim.
yani benim beklediğim iletişim açık olmalı yeni koç adaylarının basına. Aradığımız zaman ulaşabilmeliyiz. Ulaştığımızda gereken yani sorduğumuz soruların cevaplarını alabilmeliyiz diye düşünüyorum. Ki bu konuda da çok yani Ümit de Gökhan da pek biz kendi açımızda sorun yaşamadık diye düşünüyorum. Zaten bir elin parmağı kadar az sayıdayız. Gökhan eskiden bahsetti. Bir Aptipeç'te ben mesleğe ilk başladığım yılları hatırlıyorum. Basın tribününde oturacak yer yoktu. Her gazetenin basketbol muhabiri ya da yazarı vardı. 18-20 kişi oradaydı. Şimdi yazılı medyadan çok az kişi kaldı. Hatta ben ve Ümit kaldım. Gökhan'ın da gazetesi kapandı. İnternet siteleri var. Bazen genç arkadaşlar bu işleri içinde olan. Ama siz koçlarla nasıl iletişim halinde, sizi arayıp soruyorlar mı bilmiyorum. Genelde şu anda basketbol gazeteciliği internet üzerinden biraz da Twitter'a kaydoluyor, sosyal medyaya kaydı. O şekilde ilerliyor. Ama genel olarak benim tavsiyem yani iletişime açık olmaları medyayla gerek maç önü gerek maç sonu sağlıklı bir görüş alışverişinde bulunmalı diye düşünüyorum ben. Peki, teşekkürler. Burada aslında demin Gökhan Türe söyledi. Maçlardan sonra bazı koçlar konuşmakta zorlanıyor. Hakikaten maçtan sonra kafanda bin tane şey oluyor. Bir tanesi işte oyunculara ne diyeceksin? Tependeki adama ne diyeceksin? Başkanına, taraftara ne söyleyeceksin? Böyle durumlar için sizin gazeteci olarak hani bir sürü insanla röportaj ettiniz. Bir takım teknikleri var koçların uyguladıkları. Önerdiğiniz teknik ne olması lazım? Yani maçtan sonra bir koç ne yaparsa doğru iletişim, sizle doğru iletişim kurmuş olur. Ya, Ümit bir iki örnek verdi aslında. Doğru örnek koç ismi üzerinden. Evet, isim olarak yani, verdi ama ne yaptığını, siz ne yapılmasını beklediğinizi veya onların ne yaptığını, yani neyi yaptığını aslında belki. Aslında mesela ne yapmaması gereken bence bir kere kaybettiği zaman direkt bütçe muhabbetleri çıkıyor ortaya. En dikkatimi çeken benim. İşte kaybettik ama o takım bütçesi bu kadar, bizim takım bütçesi bu kadar. Bir mazeret arama, mazeret gösterme durumunda kalıyorlar. Bu benim pek eminim hoşuma irite eden bir taraf. Benim kişisel olarak bunu söyleyebilirim. İşte hakemlerden dert yanmalar olabiliyor genelde. Kazandıkları zaman genelde her şey güzel, her şeyi anlatabilir ama kaybettikleri zaman da neden kaybettikleri ya da kendilerinde bir hata görüyorlarsa onlardan bahsetmeleri, daha objektif yorum yapmaları olabilir diye düşünüyorum ben. Ben şöyle bir ekleme yapayım o zaman. Pardon. Şöyle bir ekleme yapayım. Yani bir de tabii ki maçın içinde yani koçları çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü ben hep şu örneği veririm. Ben bir kez işte ilkokul takımının koçluğunu yapmıştım. Yani gönüllü olarak. Ve maçı son anda kaybetmiştik. Gece uyuyamamıştım. Şimdi sizin yani o gerginliğinizi çok iyi anlayabiliyorum. Hani neler yaşayabileceğinizi, bir maçta neleri kaybedip kazanabileceklerinizi ama o gerginlik olayını da bir şekilde yönetmek gerekiyor. Çünkü bazen koçların gerginliği de ciddi anlamda oyuncuya ve tüm staff'a yansıyor. Yani büyük çalışanlarına da yansıyor. Ve biz bunu milli takımda da yaşadık, milli takımlarda da yaşadık, kulüplerde de yaşadık. Yani o anda bilgi akışı bir anda kesiliyor. Şimdi koçun belki de aslında en çok o anda ihtiyacı olan şey kendisini ifade etmesi. Çünkü anlatması, siz az önce Murat Hocam çok güzel söylediniz. Yani yöneticiler bir yandan, işte taraftar bir yandan, oyuncular bir yandan herkese bir şey anlatmak zorunda. Yani koçun üzerindeki baskıyı az çok tahmin edebiliyorum ama belki de bunu anlatmanın en güzel yolu, verilebilecek en güzel yol medyaya yapılacak bir demeç. Belki de üçünü birden aynı anda cevap verilebilir. Dediğim gibi burada koçun gerginliğinin biraz azalıyor olması bence kendisine de pozitif yansıyacaktır diye düşünüyorum. Yani kitle iletişim araçlarını yönetme konusu bence çok çok önemli. Yani kitle iletişim araçları, işte gazeteleri, televizyonları nasıl kullanması gerektiğini koçlar biraz
değerlendirirse kendi işlerinde, onlarla daha net mesajlar verirse bence artıya geçecek olan yine kendileri olacak. Peki. Ben de birkaç bir şey eklemek isterim aslında. Az önce profesyonelleştiğinden basketbolun artık tamamıyla amatörlükten tamamıyla profesyonelliğe terfi ettiğinden bahsettik. Belki de biraz profesyonelleşmede sıkıntı yaşadığımız platform bu aslında. İşte antrenör arkadaşlarımızın en tecrübelisinden en tecrübesizine kadar bunu yayabiliriz. Biraz daha nasıl söyleyeyim yani akıllarından geçeni söylemeleri, maç sonu ne olduysa ona odaklanmaları, maç ne olduysa ona odaklanmaları, kafalarındaki sıkıntıları bir kenara bırakıp işi olağan akışına bırakmaları gerektiğini düşünüyorum maç sonu açıklamalarında. Bu Avrupa'nın birçok yerinde böyle. Biraz biz bunda sıkıntı yaşıyoruz gibi geliyor bana. Biraz daha profesyonelleşmemiz gerekiyor bu anlamda. Eleştirirken de aynı şey bizim için de geçerli. Ki Gökhan az önce bahsetti. Mümkün olduğu kadar dikkatli kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Mesleğin başından bir yana ki özellikle hakem eleştirileri konusunda da kendimi hep uzak tutmaya çalışmışımdır. Sonuçta onlar da insan, hatalar yapıyorlar. Belki ligimiz en çok hata yaşanan liglerden biri. Buna da katılıyor olabilirim ama sonuçta maç sonu demeçlerinde özellikle biraz daha kriterleri buna indirgememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ne olduysa maç içinde bize doğal akışını aktarmaları, herhangi bir kurumu ya da kişiyi suçlamak yerine kaybedilmiş de olsa maç, nasıl kaybettiklerini özetlemeleri yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ya Gökhan, sen şimdi aklından her geçeni söylemeleri gerekiyor dedin de, yani bunun yani biraz da kontrol olması gerekiyor. Biz mesela bir ergen atama örneği... Onu bir filtreden geçirerek tabii ki. Ergin hocamı şey tutuyorum. Dediğim gibi o bazen sizi demeçler verebiliyor. Haklısın. Evet. Kendi de söylüyor. O mesela hiç ben politik bir insan değilim diyor. Aklımdan geçeni söylüyorum diyor. Ya ama onun tarzı bu sonuçta. Şöyle işte bence her koçun bizim nasıl olduğu gibi, her koçun, her hakemin, her oyuncunun belli bir neymiş aslında münasır tavrı, yani belli bir şahsiyeti, belli bir karakteri var. Herkes aynı şekilde olamıyor. Ergin Ataman, Aydın Öz mesela çok farklı bir yaklaşımı, bir tarzı vardır. Ama Ergin Ataman'ın da çok farklı bir tavrı var. Onu yapan da Ergin Ataman. Ama belli kurallar da var. O kurallara uymak gerekiyor. Ben Euroleague'e yıllarca buradan maç sonu demeçleri yolladım İngilizce. Ve bu süreçte en çok sıkıntı yaşadığım hocalardan biriydi Ergin Hocam. Kulakları çınlasın. Süzgeçten geçiyordun değil mi? Maç biter. Toplantı odasına bekliyorsun. Yok. Ergin Hocam gitmiş. Sinirlenmiş, kaçmış. Kaybettiyse eğer tabii. Ama kazandıysa bir bakıyorsun şeker gibi karşında güzel güzel konuşuyor. Yani bundan çok sıkıntı yaşadığımızı hatırlıyorum ben. Yani bunu da söyleyeyim. Murat Hocam, izninizle, aslında koçlar bizlerden ne bekliyor, basından ne bekliyor? Bunu da bir dinlesek. Bizim yaptığımız hataları da onların gözünde dinlesek. Yani bir sorum daha var müsaade ederseniz. Tabii. Ondan sonra zaten katılan koçlar muhtemelen soru soracaktır. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Bana Fehmi Özgüler şöyle bir şey söylemişti Türk Telekom'a gittiğimde. Hocam dedi, sen burada şampiyon olsan dedi, Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş dedi, o gün dedi bir maç oynuyorsa dedi, senin şampiyonundan daha büyük çıkar demişti haber. Yani biraz abartarak söylemişti. Yok, doğru söylemişti. Üç büyüklerin her zaman albenisi, okuyucusu fazla olduğu için gazetelerde, özellikle spor bölümlerinde bunun böyle olduğunu söylemişti. Şimdi burada Türkiye'de aslında kadın basketbolu ile ilgili sıkıntı var. Yani biz bu üçümüz sizlerle hep beraber çok seyahat ettik. Bunlar da sohbetlerimizin bir konusuydu aslında.
Bir haberin haber değeri olması için üç büyüklerin dışında veya şimdi basketbolda Anadolu Efes'in de çıkış dönemlerinde olduğundan dolayı söylüyorum. Bunların dışında bir haber değeri olabilmesi için ne yapmak lazım? Kadın basketbolu buna dahil veya Büyükçekmece'nin veya işte ne bileyim Darüşşafaka'nın veya işte yani seyirci kitlesi az olan bir takımın haber değerinin olması, kadın basketbolun haber değeri olması için neler yapılması lazım? Siz ne nasıl bir şey önerirsiniz? Geçmişte yaşananlardan da örnekleyelim yoksa günümüzde? Günümüzde bu üç büyük kulübün dışında bir antrenörün haberinin ya da demecinin girmesi için birini bıçaklayıp öldürmesi lazım diye düşünüyorum ben yani. Yani başka türlü şu köpeği, an... köpeği ısırması lazım yani. Yani aynen öyle. Çok acı bir şey. Bunu söylerken üzüntü duyuyorum ama ne yazık ki geldiğimiz noktada Ümit'le Gökhan hala yazılı medyanın içindeler. Ki çok çaba sarf ediyorlar basketbolun yer alması için medyada. Ama şu an gelinen noktada ki basketbol geçmişle kıyasladığımızda çok daha büyümüş vaziyette. Futbolla yarışır hale doğru geliyor. Ama bir taraftan da şimdi gerçeği ben aktif olarak çalıştığım dönemde kendimi de çok yıpratıyordum bu anlamda. Habertürk'te en son maceramız noktalandı 2 yıl önce. Ne kadar zor olduğunu bu işin nasıl deveye hendek atlatmak gibi bir şey basketbol haberi koymak sayfalara. Spor ekimiz varken mesela Habertürk'te ben 7 sayfa Dünya Kupası'nda basketbol çıktığını hatırlıyorum. Hayatımın en mutlu dönemleriydi. Affedersiniz dili gibi çalışıyordum ama bir şekilde karşılığını görüyordum. Ama ondan sonra bu iş yavaş yavaş küçüldü şu. Şu an zaten gazetelerin tirajları ortada. Pandemi sürecine hiç girmiyorum bile. Ondan öncesinde de bence ciddi sıkıntılar vardı. Hala da var. Ümit'le Gökhan'ın da bu anlamda çok müthiş çaba gösterdiğine hem şahit oluyorum hem de gazete sayfalarına baktığımda bunu görüyorum. Ne yazık ki. Yani bence bu işte Gökhan'a katılıyorum. Şunu ekleyebilirim. Spor gazetecileri, basını yönetenlerin bakışıyla alakalı biraz da. Biraz da bizim orada olmamızla alakalı. Ben Fanatik Gazetesi'nden bahsedeyim. Fanatik Basket de vardı. Ümit de beraber orada uzun süre görev yaptı. Biz fanatik olarak yani müdürlerimiz hep basketbola olumlu gözle baktı ve biz hep hiç sıkıntı yaşamadık. Şu haber girsin, bu haber girmesin diye ama sonuçta sayfalar da kısıtlı. Bir sayfa verseniz bile şimdi bakıyorsunuz Salı Çarşamba erkeklerde Euro Cup, Euro League Şampiyonlar Ligi maçları var. Perşembe, Cuma Euro League maçları var. Cuma ve Pazar lig maçları var. Bu lig maçları bile bazen çok küçük gidebiliyor ki kaldı ki kadın basketbolu girecek. Yani bir spor normal gazetede yer bulması imkanı yok. Ancak şampiyon olduğu zaman yer bulabilir. Ya da Fenerbahçe Galatasaray Euroleague finali oynamıştı. O zaman gazetede sayfa sayfa vermişti. Onu hatırlıyorum. Böyle bir şey olması gerekiyor Murat abi. Ya maalesef yani şunu yapalım ki kadın basketbolu yer bulsun ya da Telekom Darüşşafaka daha çok yer bulsun. Kendimizi kandırmak olur. Bence şu çok da gerçekçi bir durum değil maalesef. Bu ülkenin spora bakışıyla alakalı bir şey. Hala bir futbol. Yani bir tane futbolcunun gece bir barda yakalanması atıyorum Darüşşafaka'nın Euro Cup'ta final oynamasından da daha çok gündem oluyor. Daha çok sosyal medyada konuşuluyor. Vesaire. O yüzden biz de istiyoruz tabii ki ama şu an için mümkün görünmüyor. Bir de her gazetede yok bile de bir tek ben ve Ümit, ben kendi açımdan konuşayım. Bu bahsettiğim maçları takip ediyorum. Ayrıca bir de kadın basketboluna gidecek, onu yazacak, ona yer bulacak o gücü, enerjiyi kendimde görmüyorum açıkçası. Ben biraz da iletişimle alakası olduğunu düşünüyorum bunun. Yani evet, gazetelerde dediği gibi iki Gökhan'ın da artık basketbol yazan insan sayısı az. Yani kimse kalmadı ama bu iletişim işi. Yani yönetenlerin de biraz iletişim konusunda yapacakları hamleler,
Bunda ben Basketbol Federasyonu'nun sürekli hamle yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle mesela şu anda Hidayet Türkoğlu Federasyon Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Günümüzde gazetelerle siyasi otorite arasındaki bağı da düşündüğümüz zaman Hidayet Türkoğlu'nun gazetelere yapacağı bir ziyaret, bir yönlendirmenin çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de zaten hani bazı çalışmaları başlatmıştık ama işte maalesef bu pandemi süreci devreye girdi ve her şey bir anda dondu. Bunun dışında kadın basketbolu diyoruz. Kadın basketbolu veya erkek basketbolu için bu ligin sponsorları, ana sponsoru, yan sponsoru veya bir başkası, sponsorluk bedeli kadar bir de iletişim için bence bütçe ayırmalı. Yani onların da sosyal medya iletişimi veya gazetelerde iletişimini sağlaması gerekiyor. Bu ben hani aynı zamanda burada sizler biliyorsunuz mesela Nesine.com'da da görevliyim. Ve biz Nesine.com olarak yaptığımız bir sponsorluk bedeli kadar iletişim bedeli de ayırmak durumundayız. Hani bunu duyurmak için. Kadın basketbolu için de bence bu mutlaka ama mutlaka geçerli olmak zorunda. Ayrıca hani kadın basketbolunun ben mümkün değil görselerde girmez tarafında da değilim. Mesela voleybolda. Voleybol Federasyonu başkanı ki bir önceki başkan mesela Karabük döneminde gazetelerle olan iletişimi, gazetenin spor müdürleriyle olan iletişiminin voleybolu nasıl manşetlere taşıdığını, nasıl gazetelere taşıdığını net şekilde gördük. Yani bence imkansız değil. Evet kolay değil ama imkansız da değil. Bunu mutlaka bir şekilde yapabiliriz. Bunun için iletişimin sağlanması lazım. Benim gazetemde amatör sporlara her gün bir sayfa ayrılıyor en azından Milliyet'te. Hani böyle bir gelenek var çünkü. O sayfaya daha çok basketbolu koyabilmek için veya iletişimin güçlenmesi lazım. Çünkü kimin iletişimi güçlüyse onun haberleri o sayfaya giriyor. Bunu söyleyebilirim. Peki. Aslında önemli mesajlar verdiniz. İki tarafın da yapabileceği hamleler var. Zafer abi lütfen mikrofonunu açar mısın? El kaldırmışsın. Evet. Ben önce üçünüze de hoş geldiniz diyorum. Gerçekten çok mutlu hoş oldum. Hoş bulduk. Gökhan'lara da, Ümit'te de. Aslında tam benim söyleyeceklerimi Ümit ifade etmiş oldu bağlanmadan önce. İletişim çok önemli. Şimdi ben hatırlıyorum yakında o üniversitesi birleşme BGD ile birleştikten sonra siz üçünüz de Kıbrıs'a kadar gelmiştiniz o birleşmenin açıklanmasında. Çok büyük rolünüz var sizin de haber konusunda. Ertesi gün gazetelerde o haberleri okuduğumuz zaman yakında o üniversitesi olarak doğru bir işe kalkıştık diye düşünmeye başlamıştık Kıbrıs tarafı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakında o tarafı. Ama burada da hakkını yememek lazım. Işık Bey'in iletişim becerisi çok ön plandaydı. Yani hepinizi toparladı ve o iletişimi kesmemeye çalıştı. Bunda da başarılı oldu diye düşünüyorum. Yani kadın basketbolunun biraz daha fazla haber olabilmesi için biraz daha ekstra başarılar elde etmesi gerekiyor ve bu başarıların devamlılık göstermesi gerekiyor. Bir de okuyucular hep aynı takımın hep aynı başarılarını okumak istemiyor. Sizler de yazmak istemiyorsunuz. Ben de onu anlıyorum. Ama genel yayın yönetmenleri bu konuda soğuk bakmasının nedeni de onların hiç bir bilgi sahibi olmadığından dolayı küçümsemesinden kaynaklanıyor biraz. Yani sizlerin de şansı, kadın basketbolunda şansı eğer yayın yönetmeni kadın basketboluna biraz daha ilgili olursa veya sizler biraz daha aydınlatırsanız bu sorumlu olan kişiyi belki o zaman bir ileriye doğru gidiş olur ama önce başarıların gelmesi lazım ki son zamanlarda başarılar da azaldı. Milli takım başarısı burada çok önemli. Ama iletişim, yani Ümit'in en son söylediği örnekler falan hepsi çok güzel. Demin Gökhan Tören'in verdiği örnek gibi yani birisinin bıçaklaması yerine veya birisinin tokatlaması da çok haber oluyor. Yani onu acaba iletişimin geçmediği için evet. Bilmiyoruz tabii. Onu daha sonra öğreneceğiz. Sonuçlandı ama, mı dava? Nasıl? Zafer Hocam. Dava yok, sonuçlandı. Yok sonuçlanmadı daha. Hala devam ediyor. Yapmayın ya.
İletişimde sizlerin çok önemli olduğunu tekrar ben düşünüyorum. Sizin görev aldığınız yerlerdeki haberleri yayınlayacak olan kişilere sizlerin de anlatmanız çok önemli. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Murat'a çok teşekkür ederim kadın basketbolunu burada açtığı için. Çünkü demin de ilk başta hani konuşurken sizin antrenörlerden örnek verdiğiniz zaman hep erkek basketbol yani. Kadın yok. Kadın basketbolu yok. Bundan sonra daha fazla desteğinizi bekliyoruz inşallah şu pandemi bitsin. Hep beraber bir araya gelip konuşmak isterim. İşte Zafer abi iletişimde hep böyle. Şimdi Işık abi çok renkli bir kişilik. Sen de öyleydin. Sen de çok eskiden Fenerbahçe'de olsun, şuradan olsun. Ne zaman görse hep karşılıklı bir samimiyet oluyordu. Mesela çok doğru bir şey söyledi. Şimdi o Yakın Doğu haberinde kulüplerin belli bir halkla ilişki ajansları var. Ajans maille bülten geçiyor. Her gün 20 tane düşüyor önüme. Çoğuna bakmıyorum bile. Şimdi ama Işık abi o gün aradı. Hadi Kıbrıs'a gidiyoruz. Çok önemli bir şey var. Abi şu bu gideceğiz bir günlüğüne. Sürpriz var falan. İyi gidelim dedik. Atladık gittik işte. Ya ondan sonra haberler oldu. Ama mesela bu iletişim olmasaydı sadece bir tane mail gelseydi kutu haber bile girmezdi belki. Doğru. O Yakın Doğu'nun haberi ve sezon boyunca da bence Yakın Doğu fazlasıyla haber oldu. Evet, onda ama şeyin de çok etkisi kesinlikle vardı. Efendim? Fehmi abinin de çok etkisi vardı. Mesela Işık Bey, Fehmi abiyle konuşmuş. Yakın Doğu'ya. Şimdi tabii ki Fehmi abiden haberler gelince, yani Gökhan söylüyor çok doğru. Şimdi maili sabah bir açıyorsunuz, zaten 100 tane tanıtım maili geliyor. Hani şimdi hangisini alacaksınız ama bu mail geldikten sonra bir de Fehmi abi telefon açıp kardeş şöyle bir heyecan var dediği anda o haber kıymete biniyor. Yani hep işin sonu iletişime bağlanıyor bence. Evet. Peki, buna paralel bir şey soracağım. Yani şimdi Yakın Doğu'nun nasıl bir bütçeyle lige girdiğini hatırlıyorum. Gayet hatırı sayılır bir bütçeyle başlamışlardı. O süreçte bu gibi yatırımları göz önüne koymak için bir bütçe ayırıp gazetecileri Kıbrıs'a getirip çok güzel bir organizasyon yapmışlardı. Katılıyorum. Ama aynı bütçeye sahip olmayan kulüpler ne yapsın diye bir soru geldi benim aklıma şimdi. Daha küçük bütçelerle yola çıkmış, ne bileyim gençlere daha ağırlık vermiş kulüplerin ne gibi bir yol izlemesi gerekir diye ben şimdi Zafer abiyi dinlerken bir taraftan da sessiz düşündüm kendi kendime. Böyle bir gerçek de var. Çok güzel bir oluşumdu. Bir de işin o tarafı da var ama 2 yıl sürdü. Pat diye kapattılar. Bunu da hala çözmüş değilim yani. Aynen katılıyorum. Ben de yani mesela BOTAŞ kulübü. Ben şimdi BOTAŞ'ta çalışıyorum. BOTAŞ'ın gerçekten müthiş bir altyapısı var. Şimdi altyapıdaki projeleri ben gelip sizlere anlatsam ki bu pandemi süresi geçtikten sonra bu konuda mutlaka sizden yardım istiyorum. Detaylı bir şekilde sizin de çok hoşunuza gidecek programlar yapıldığını, planlar yapıldığını, projenin çok büyük olduğunu anlatırsam siz de bunu haber yapacaksınız. Çünkü siz basketbolla büyüdünüz. Siz de basketbolun içinden buralara kadar geldiniz de yükseldiniz. Ben buna çok inanıyorum. Yardımlarınızın devam edeceğini düşünüyorum doğrusu. Teşekkür ederim. O konuda biz her şeyi yapabileceğimizi taahhüt ederiz. Zaten şimdi mesela Barış Kutlu var orada. Barış Hocam selamlar. Kendisi de mesela şimdi hani bütçeden bahsetti Gökhan. Çok düşük bütçeli bir kulüpteydi. Görev alıyordu. Ama bir şekilde iletişimi sağladığımız anda biz o kulübü ben hani kendi radyo programıma da çıkarttım. Gazetede yer vermeye çalıştım. Hani bir şekilde dediğim gibi o haberlerin bize ulaşması lazım. Gökhan Yerman az önce bahsetti. Şimdi basketbol erkek liglerinde, Euroleague'lerde, Eurocup'larda o kadar çok maç var ki. Hani bir kişinin hani bunları izleyip bir de kadınlar ligine yetişmesi gerçekten çok kolay değil. Ama bir şekilde o bize hedef yani nokta atışı yapıldığı anda ben kendi adıma da Gökhan'lar adına çok net söyleyebilirim. Koşa koşa oraya gideriz. Onun ne gerekiyorsa yaparız o konuda ki zaten bu sezonda bütün Anadolu'yu gezmekle geçti işimiz. Hani biz Niğde'ye de gittik, işte Aksaray'a da gittik. Orada da belki çok böyle el avuca sığacak bir oluşum yoktu. Ama dediğim gibi yeter ki bize nokta hedef gösterilirse koşa koşa her tarafa ulaşmaya çalışacağız.
Çarşamba var. Zafer abi şey oldu. Peki. Aslında burada Ümit güzel bir şey söyledin. Rahmetli İsmet abiden kalan devraldığınız bayrağı siz bir süre gezdirdiniz pandemi gelene kadar. Bence şunu da paylaşmanızda fayda var. Bugün Erzurum basketbola girdiyse sizin orada katkınız var yani. O işin pişmesinde büyük katkınız var aslında. Bu tip organizasyonlar da hani sadece ulusal basın veya büyük şehirlerle, büyük şehir derken hani basketbolun büyük şehirleriyle ilgili işler de yapmıyorsunuz. Siz basketbolun iletişimini sağlamak için üniversitelere ve Anadolu'nun çeşitli yerlerine de gidiyorsunuz. Biraz bundan da bahsetmeniz lazım galiba. Hocam en son aslında çok güzel bir örnek yaşadık bunu. Yine Gökhanlar, iki Gökhan ve ben Antalya'ya gitmiştik. İl temsilcileri toplantısı vardı. Fırat Eser davet etmişti. Antalya'da il temsilcileriyle buluştuk ve orada Erzurum il temsilcimiz yani böyle bir yine sohbet ortamı oluşturuldu. İşte 81 ilin temsilcisi katıldı. Erzurum'da il temsilcimiz kalktı ve şunu söyledi. Çok teşekkür ediyorum dedi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ki o toplantıda siz de vardınız Erzurum'daki buluşmada. Bu arkadaşlar bizim yıllardır yapamadığımızı bir ziyaretle belediye başkanına gitmiştik hatırlarsınız. Belediye başkanına futbola yatırım yaptığı yatırımı konuşmuştuk. Eğer basketbola yapsa bunun işte 10'da 1, 20'de 1'i nerelere gelebileceğini hep beraber anlatmıştık ve o sene Erzurum Lig'e takım kurdu. Ve il temsilcisi büyüğümüze kalkıp bunu bahsetti. Yani biz yıllardır buna uğraşıyorduk ama arkadaşlar geldi. Bir günde anlatabildiler bizim anlatmak istediğimiz dedi. Bu konuda size de teşekkür edelim. Erzurum hep güzel bir örnek olarak bizim önümüzde kalacak ki daha sonra da yine güzel örnekler yaşadık. Belki Gökhanlar ondan da bahsetmek ister. Hani belki takım kurulmadı ama farklı gelişmeler oldu. Üniversite takımları kuruldu ya, en azından. Bazı üniversiteler birkaç takım kurdu diye hatırlıyorum ben. Salon konusunda çalışmalar yapıldı. Yani Ege Üniversitesi'nde orada Hüseyin Beşok vardı sağ olsun. O gelmişti. Ege Üniversitesi'nde bir antrenman salonu konusunda Rektör Bey'den söz alınmıştı. Yine Hatay'da gitmiştik. Orada üniversite salonunda bazı sıkıntılar vardı. Onun giderileceği konuşulmuştu. Sanırım Niğde miydi, Aksaray mıydı hatırlamıyorum. Derya Yenler bizdeydi. O salon konusunda öncülük etti. Oradaki yapılan salon konusunda işte buradan TRF heyeti gitti. Salon konusunda bazı çalışmalar, düzenlemeler yapıldı. Bunların hepsi açıkçası sizin de söylediğiniz gibi İsmet abi gibi tabii kimse olamaz. Yani rahmetli her tarafı gezmişti, inanılmaz işler yapmıştı ama biz de elimizden geldiğince gidip insanları bir şekilde İstanbul tarafıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ertuğrul Hocam el kaldırıyor. Ertuğrul Hocam buyurun lütfen. Önce merhaba herkese. Merhaba. Teşekkür ediyorum Ümit, bir adımı böyle hoş bir şekilde geçirmen ama bu sene uygulamaya başlayan bir şey var. Sizin mutlaka bilginiz dahilindedir de artık basın toplantısı yapılmıyor biliyorsunuz maçlardan sonra. Bizim Cem Civan getiriyor iPhone'unu önüme koyuyor ve ben böyle garip bir şekilde yorumunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi sanıyorum her geçen sene biraz daha bu anlamda nasıl söyleyeyim, çözüme yönelik değil ama duruma yönelik kurallar getiriyoruz. Hani basın toplantısı, evet. Yani ben Galatasaray'a geldikten sonra geçen sene maçına göre basın toplantısı kalabalık veya sayısı az oluyordu. İBB'de çalıştığım dönemde sadece bizim kulübün kamerası oluyordu. Ama burada tahmin ediyorum, demin Ümit'in söylediği bir şeyi destekler, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben kulübe geldiğimden beri şubenin bir tane yani front office gibi bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Orada da önemli bir bölüm iletişim. Yani oraya bir tane mutlaka bizim bir iletişimde bir arkadaşımızın olması lazım diye düşündüğümüz noktada bizim yöneticilerin sadece anladığı konu sosyal medya, yani Twitter. Şimdi ben bu iletişimin eksikliğinin kulüplerden daha çok kaynaklandığını düşünüyorum. Galatasaray gibi bir kulüpte bile basketbol haberlerini biz eğer sizlere ulaştıramıyorsak, eğer bu iletişimi sizle ortak paydada götüremiyorsak, ben diğer kulüpleri, çalıştığım diğer kulüpleri zaten hiçbir şekilde
bir şey diyemiyorum. Şimdi bu noktada şu olabilir mi? Hep aklımda bu soru var. Yani hep kriterler konuşuluyor. Acaba çünkü Türkiye spor kültürü demin Gökhan'ın söylediği gibi oturmamış bir ülke. Hani federasyonun oluşturacağı kriterlerin içinde bununla ilgili de bir yaptırım kriteri olabilir mi? Yani işte dediğim gibi bir medya sorumlusunun olması, haber akışının sağlanması, ne bileyim ben işte sponsorla ilgili çalışmaların yapılması ve bunun medyaya yansıması tarzı işlerde de belli kriterler olabilir mi? Çok bilmediğim bir alan, o yüzden merak ettiğim için soruyorum. Aslında yani bildiğim kadarıyla mali kriterler paralelinde Basketbol Federasyonu bu gibi oluşumlarla da uğraşıyor. Donanımlı insanların monte edilmesi için her kulüpte bu müesseselere bir çaba içindeler. Ama daha mali kriterler konusunda gerekli adımların atılması sağlanabilmiş değil. Ben özellikle Euroleague'de mücadele veren kulüplerimizde taşların bu anlamda bir nebze yerine oturduğunu düşünüyorum. O da mecburiyetten, çünkü Euroleague kriterleri bunu gerektiriyor zaten. Evet. Ama dediğin gibi genel anlamda böyle bir sıkıntı söz konusu. Çok güzel söyledin. Yani koskoca Galatasaray Kulübü'nde böyle bir mekanizma henüz oluşturulmamış olması bence büyük bir eksiklik. Ya kulübün zamanda... var. Kulübün genel anlamda var ama evet, futbol ama... tabii o kadar çok meşgul ediyor tabii ki o departmanı. Hı-hı. İnsanlar da haklı olarak basketbola çok da enerjisi ve mesaisi kalmıyor doğal olarak. Yani tabii ben bunu suçlamak adına söylüyorum. Var ama eksik. Evet. Zaten sıkıntı şu, izninizle. Şimdi hocam aslında son yıllarda, son sanırım 2 ya da 3 yıldır her kulübün medya sorumlusu olması zorunluluğu kondu. Yani böyle bir kriter var. Yani her kulübün medya sorumlusu olacak Süper Lig'de. Bunda sıkıntı yok. Ama sizin de söylediğiniz gibi şimdi bir kişiye medya sorumluluğunu şöyle veriyorsunuz. Yani sen şu işi yapıyorsun, şu işi yapıyorsun, şu işi yapıyorsun. Bir de basketbol medya işini üstlen. Şimdi böyle evet, olduğu zaman bu iş yürümez. Biz yine son işte bir ayda aslında buna başlamıştık. Son 1,5 ayda Anadolu'dan başlamıştık. Gidip kulüplerin medya sorumlularıyla işte iki Gökhan ve ben gidiyorduk. Toplantılar yapıyorduk. Hani bunu KŞK ile yapmıştık. İşte planlamalarımız çok var. Tofaş'la yapılmıştı. Bursa Spor'dur, Nazlar'da. Bursa Spor'la yapıldı. Hani kulüplerin medya sorumlularına biz gidip hani en sonunda yani baktık hani bir şey gelmiyor. Yani sizden bize bir şeyler gelsin. Bu akışı şu şekilde sağlayalım. İşte gerekirse kendi oyuncunuzun bir röportajı olabilir, bir demeci olabilir. Duyulmasını istediğiniz. Kulübünüzün sponsorlarını da mutlu edebilecek. Onları da memnun edebilecek. Bir çalışmanız varsa gelin bunları birlikte. Hani gazetelerin sayfalarında belki tamam çok yer bulamayız ama şimdi elimizde Milliyet Komiteleri gibi, Fanatik Komiteleri gibi çok güçlü sosyal alanlar var. Hani bunları da en azından çıkartalım. Çünkü bunlarda bir haberin çıkması demek bir anda bütün basketbol sitelerinin alması demek. Bunu bu şekilde ilerleyelim ama dediğimiz gibi bu da pandemiye kurban gitti maalesef. Hani böyle bir çalışmanın mutlaka yapılmasını düşünüyoruz. Bununla ilgili aslında küçük de olsa bir çalışmaya başlamıştık. Yarıda kaldı. İnşallah gelecek sene kaldığımız yerden daha da gelişerek bunu devam ettirebiliriz. Yani bu noktada bizleri de kullanın Ümit. Yani biz hazır bu pozisyonları işgal eden insanlar olarak sizlerle beraber. Çünkü temel konu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın basında yer bulması değil. Temel konu basketbolun yer bulması. Ve en sağlıklı şekilde nasıl götürülebilir? Çünkü insanlar bu üç büyük kulübü ve Anadolu Efes'i genelde örnek olarak alıyorlar. Ama bana da sorarsan mesela Tofaş bu işte çok başarılı bir kulüp şu ana kadar benim gördüğüm. Hem sosyal medyayı hem medyayı iyi kullanan bir kulüp diye görüyorum ben. Çok da başarılı çalışıyorlar. Ama işte temel konu basketbolun kendine ait bir front ofisinin, yani bir idari kadrosunun ve bu bir idari kadronun da vazgeçilmezlerinden bir tanesi medya sorumlusu bir çalışanın da olması lazım. İşte bilemiyorum artık onu nasıl yapacağız ama hani dediğim gibi bu çalışmaları ben bilmiyordum. Daha sonrasında bir özel konuşursak ben çünkü bununla alakalı kulübü ikna etmeye aşamasındayım da o yüzden merakla tabii sordum bu soruyu. Bu konuda aslında size teşekkür ediyorum. Mesela medyada duyulması anlamında. Size de ne zaman ulaşmaya çalışsak, bir bağlantı yapmaya çalışsak, röportaj yapmaya çalışsak, konuk almaya çalışsak hepsine katıldınız. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Hani basketbolun evet medyada yer alması için bizim çabamız
tamam mutlaka gerekli ama sizlerin çabası çok daha önemli. Oyuncu arkadaşların çabası çok daha önemli. Hani onlar kendilerinden, zamanlarından fedakarlık yapıp buna katılırlarsa bu tür yayınlara veya işte röportajlara hep beraber basketbolu daha fazla medyada gösterebiliriz. %100 bence bu pandemiden sonra çok daha önemli basketbolun değerini bir noktada tutabilmek adına. Ben de Ertuğrul Hocam'a yani geçmişten günümüze gerçekten iletişim konusunda en kolay temas kurabildiğimiz antrenörlerin başında geliyor kendisi. O açıdan ben de teşekkürü borç biliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de katılıyorum sonuna kadar arkadaşlara. Soru sorabilir miyim? Oo, Hakan abicim merhaba. Tabii ki. Abi Ertuğrul iletişimde çok iyi de suratını göremiyoruz. Kapıyor mu? Güzel. Pardon. Yani yayında mı değil mi? Abi ya, ben pandemide berbere dahi gidemedim. O yüzden çirkin suratımı göstermek istemiyorum. Oğlum, maskeyi ekrana takmışsın. Dikkat et. Öpüyorum seni. Aa, Hakan abi öpüyorum. Sağ olasın. Gene yakaladım bir yerden. Ya Hakan abi. Ben de internette sıkıntı var sanıyorum ya. Yok. Ama ben biliyorum Ertuğrul'u tanıyorum. Onun için. ama çok güzel şeyler söyledi size. Teşekkür ediyorum ona da. Ama yani özledik, görmek isteriz. Saçlar mı uzadı? Bunlar mı uzadı? Abi bayramdan sonra berber başlıyor musun? Benim biliyorum. Sonra abi, canlı yayındayım, merak etme. Hemen çıkacağım. Öperiz, tamam. Eyvallah, Hakan abicim bağlanmışken senin söylemek istediğin şeyler varsa eklemek istediğin seni de dinleyelim. Bir büyüğümüz olarak. Ya benim şimdi şöyle pazar günü saat 16'da programım var. Şimdi burada sorarsam orada reyting azalabilir. Onun için çok güzel. Basınla ilgili sorularım var tabii ki. Yani üçünüze evet. De yani şu anda üçünüz de Türk basketbolunun basındaki sahiden profilleriz. Yani bunu kimse şey yapamaz, yatsıyamaz. Onun için yani bir tane sorum olacak ama mesela bir koçtan neyi bekliyorsunuz? Daha önce sonradan katıldım ben. Bizim Şükrü Boyna bana telefondan gönderiyor şeyi. Ben de sevmiyorum telefonu, bilgisayardan bekliyorum. Bir süre iletişim kuramadım. Bir koçtan mesela röportaj yapıyorsun. Ne bekliyorsunuz? Nasıl konuşmasını bekliyorsunuz? Ben bunu biliyorum ve pazar günü benim konularımın içerisinde olan bizim basketbol koçluğunun paydaşlarından biri sizlersiniz. Orada bunu söyleyeceğim ama burada hadi size bir şans vereyim, daha önce söyleyin siz bunu. Kendi adıma söyleyeyim Hakan abicim, arkadaşların da katılacağını düşünüyorum. Tek kelimeyle özetleyecek olursak samimiyet. Her şeyin anahtarı yani. Samimiyet olduktan sonra diyaloğun tamam. En güzelini şey yapabiliriz karşılıklı. Evet yani benim şeylerden bir tanesi bu. Benim genelde söyleyeceklerime hitap edenlerden bir tanesi bu. Ümit Hoca. Ben başta söylemiştim hocam. Yani sadece sonuçta koçun bilgi vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani maçlardan veya oyun hakkında neleri düşünüyorsa bunu biraz da bilgi vermek, etrafındakileri de eğitmesi gerekiyor düşünüyorum. Benim de mesela şimdi bir maçı izlerken mesela bir hamle yapıyorsunuz. O hamlenin neden yapıldığını, o hamle belki maçı kaybettirdi size. Bu da olabilir. Ama benim bunu bilmem lazım. Siz neyi hedeflediniz? Onu yaparken aklınızdan ne geçiyordu aslında? Bunları ben herkesi daha işin içine sokacağını düşünüyorum. Özellikle de tekrar söyleyeyim, genç arkadaşlarımızın İşte ya bu hocamı işte baksana maçı verdiği eleştirilerini azaltacağını düşünüyorum. Benim için böyle bir şey söyleyen yoktur herhalde yani. Yok zaten siz yok, bir koçtan ne bekliyorsunuz derken aklıma geldi. Hakan Yavuz gibi olmasını bekliyorum. Gökhan Hoca ne diyor? Ben de abi katılıyorum. Sen de zaten benim ilk antrenörümsün. Çok eski tanırım seni. Çok eskiden beri. Sen de her zaman Gökhan, benim yetiştirdiğim en iyi gazeteci sensin. Evet.
Sonuçta... Hakan abi farkında değilsin. Altyapı takımında ben de vardım Efes'teyken. Hayır. Abi sen. Ama o senden önce... Bilenmiştim sen... ama önemli değil. Sen de vardın biliyorum. Ama o senden önce çıktı. Aa doğru. Ben ilk dedim zaten. Doğru. Abi bir kere sorduğum soruya çok fazla politik cevap almak pek hoşumuza gitmiyor röportajda. Şey daha Gökhan'ın söylediği gibi samimi olmak, dürüst olmak ve kendi yani doğru yani sorduğum sorunun tam karşılığını almak istiyoruz ama genelde böyle ortadan politik cevaplar veriliyor ama Murat Özer de söyledi işte kulüp baskısı, taraftar baskısı neler, o der, ne, bu der. Büyük kulüplerde çalışan koçlar çok evet. Rahat davranamıyor bazen. Bunları söyleyebilirim. Ben duayen birisine sordum ve cevap aldım. Pazar günü 16'da açıklayacağım. Tamam. Peki. Nerede abi? Biz de seyredelim. Abi kusura bakmayın. Takip edeceksiniz. Murat Bey'i takip edin. Ha, Murat Bey tamam. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Burada bir soru daha var galiba. Bir dakika. Cengiz Kuru ben bir soru bilir miyim demiş. Buyur sor lütfen. Herkese merhaba diyorum. Merhaba. Üç arkadaşımı da biz Hüseyin Beşok'la beraber Büyük Koleji'de ağırladık. Bir kere basketbol anlamında işte Esat Yılmayer ve şu an siz üçlü olarak da çok önemli işler yapıyorsunuz. Özellikle Anadolu turlarınız ve üniversite ziyaretleriniz basketbolun çok daha popülitesini arttırıyor. Öğrenci bazında da bakıldığında biraz daha ilgi artıyor ve takip etme sayısının arttığını düşünüyorum ben. Aslında ben Ertuğrul Hocam bahsetti süreçte. Yani sosyal medya ve dijital gazetecilik çok daha fazla ön planda. Yani yazılı basından çok insanlar daha hızlı bir şekilde habere ulaşabiliyor. Yani bizim Büyük Kolej'de ligde oynarken herhalde basın danışmanı olan tek takım bizdik. Desin Güçten Korkmaz bizim basın danışmanımızdı. Ve tüm ilişkilerimizde o sağlıyordu. Bu dijital gazetecilik hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Yine sosyal medya uzmanları belki de şu an sizin ne diyeyim hani bir adım önünüzde yer almak durumunda kalıyor. Çünkü haberler çok hızlı bir şekilde bu sosyal medya ağlarından kitlelere ulaşıyor ve çok daha etkili bir hale geliyor. Özellikle yani günümüz ve dünün bir kıyaslamasını yaparsak dijital gazetecilik ve sosyal medyanın gücü biraz açmanızı isterim. Ben başlayayım istiyorsanız. Sen daha hakimsin evet. Sosyal medya Ümit. Ya şöyle, sosyal medyanın tabii ki yeni bir çağ yarattığı, yeni bir dönem açtığı muhakkak. Artık günümüzdeki iletişim çağındayız deniyor. Haberleri mesela hiçbirimizin artık öyle çok eskisi gibi her hafta özellikle bir haber patlatma şansımız yok. Çünkü o haberi sen işte en erken duyabilirsin gün içinde. Ama günün sonunda akşam saatleri, gece saatleri mutlaka bu bir şekilde yayılıyor. Gazete çıktığında o haberin artık özel olma şansı kalmıyor. Bunu bir kere belirtelim. Ama gazeteler de şöyle bir tedbir aldı. Bütün gazetelerinde kendi internet siteleri var. Hani gazetelerde artık önlemi şöyle alıyor. Biz bu haberi ilk vermek istiyorsak o zaman internet sitesinden yürüyelim. Şimdi bu doğru bir yöntem. Bunda hiçbir şey yani artık çağımızın bir gereksinimi. Ama şunu söyleyelim. Gazetelerin her ne kadar tirajlar artık düşmüş olsa da gazetede yer alan haberin farklı bir önemi var diye düşünüyorum. Özellikle markalar için. Çünkü şimdi interneti açtığınız zaman önünüze milyonlarca haber çıkabiliyor. Veya bir işte sadece bir platformu takip ettiğiniz zaman o gün işte 1000 tane haber okuyabilirsiniz. Ama sanki benim anladığım iletişim kısmında da firmaların gazetede yer alan haberde onların arasından seçilmiş haber gibi gözükülüyor. Yani internette 1000 tane haber var ama bunlardan kaç tanesi gazeteye girdi? Hani hala markaların özellikle ticari markaların buna önem verdiğini düşünüyorum. Yazılı gazetede mesela şu tadı mutlaka hepimiz hatırlarız. Şimdi siz Büyük Kolej zamanında
defalarca gazetelerde, işte özellikle Fanatik Basket'te manşetlere çıkmışsınız. Gazetelerde röportajlar yapılmıştı ve onun farklı bir haz verdiğine ben %100 eminim. Yani o gazete kağıdını alıp duvara asmanın çok farklı bir hazı vardı diye düşünüyorum. Hatta Basketbol Federasyonu'nda CEO'muz Ömer Onan bana şey konusunda çok baskı yapıyor. Yani Fanatik Basket tarzı bir gazete çıkartalım haftalık. Evet, aslında oyuncu röportajları artık çok fazla kullanılmıyor. Kulüp röportajları başkanlarla, yöneticilerle, antrenörlerle çok fazla kullanamazsınız. Çünkü her gün maç var. Ben de öyle haftalık bir gazetenin aslında iş yapabileceğine, hala iş yapabileceğine inanıyorum. Ama gücüm hani yok, ona o girmeye cesaretim yok öyle bir maratonun altına bu yoğunlukta. Ama ben gazetelerin hala yazılı mecmuanın diyeyim, hala çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Teşekkür ederim. Gökhan Türe. Evet, yani Ümit'in söylediklerine tamamıyla katılıyorum. Ben de daha yeni yeni ısındığım bir mecra aslında. Son 3-4 yılda çok aşırı neşirim dijital medyayla, sosyal medyayla. Biraz da tabii zorunluluk oldu benim için. Gazete 2 yıl önce kapandıktan sonra dinlenme sürecini tamamlamanın ardından 30 yıldır aktif yazı yazan biri olarak paslanmamak adına bir şekilde yabancı da olsam bir nevi bu platformun içine girmem gerektiğini düşündüm. Şimdi basketdergisi.com'da yazılar yazmaya başladım. Benim için açıkçası sosyal medya, hele ki işte az önce Ümit bahsetti, gazete tirajlarının artık dibe vurduğu ki pandemi sürecinde bu inanılmaz boyutlarda seyrediyor. Tamamıyla aslında şu an bir geçiş sürecindeyiz, geçiş dönemindeyiz. Dijital medyaya doğru kayıyor artık. Yavaş yavaş her ne kadar Ümit'in bahsettiği şeye katılsam da işte duvara gazetenin kupürünü asmak ayrı bir keyif. Evet, bu doğru ama artık sanırım öyle bir zamana doğru gidiyoruz ki printer'dan haberin yazılan işte hangi sitede çıktıysa ya da hangi platformda çıktısını alıp asmak zorunda kalacağız gibi bir evreye doğru gidiyoruz. İşin gerçeği bu açıkçası. Bunu da yadırgamıyorum. Bu doğal bir devinim diyorum. Hani çağın gereği bunu işaret ediyor. Dolayısıyla alışmamız gerekiyor. Basketbolun daha fazla yer alabilmesi için neler yapabiliriz dijital çağda? Bunun işte dünya üzerindeki örneklerinden fayda çıkararak Türkiye'ye yansıtmaya çaba göstermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Peki. Nereye gitti bu arada? Gökhan sen iki kişilik konuşmuş. Saklanmış. İki sayfa arkaya saklanmış Gökhan. Başka sorusu olan var mı? Bahadır Bey'in bir sorusu. Bahadır abi var. Buyur evet. Lütfen. Ses açık değil Bahadır şimdi. Bilgiler için, bu toplantıya katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok çok güzel bilgiler. Hep basketbolun haber olması yönünde konuşuldu. Ben de öyle anladım, bilemiyorum. Ama bir de olması gereken eleştirel yönü var. Ben kişisel olarak eleştirel olmayan hiçbir şeyin değeri olmadığına da inanıyorum. Sizler bu eleştirileri düşündüğünüz zaman üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz? Bunu rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Evet, bu güzel bir soru olduğunu söyleyeyim önce. Baskı nasıl antrenörün, oyuncunun üzerinde varsa illaki gazetecinin de üzerinde böyle baskı zaman zaman, özellikle ezeli rekabetin oluştuğu süreçlerde hissediliyor. Ama bu hiçbir zaman sizi gördüğünüzü, gerçekleri yazmaktan alıkoymamalı diye düşünüyorum. Şöyle bir örneklemede bulunacağım size. Yani daha işte meslekte 2 yıl önce gazete kapanana kadarki süreci örnekleyeceğim size. Derbi maçlarda
işte Gökhan'la, Ümit'le ya da diğer arkadaşlarla beraber devre arasında salonun dışına çıktığımızda, taraftarlarla bir araya geldiğimizde hala bizim hangi takımı tuttuğumuzu ya da hangi renklere gönül verdiğimizi idrak edememiş ya da bir şekilde bunu kavrayamamış taraftarlar olduğunu gözlemledim hep. Fenerbahçeli kalkıyordu, siz Galatasaraylısınız değil mi diyordu. Mesela bir maç sonra bir bakıyorsunuz Galatasaraylı bir taraftar, işte sizin Fenerli olduğunuz şuradan belli gibi bir eleştiride bulunuyordu. Aynı şeyi Beşiktaşlı taraftarlar için de söyleyebiliriz. Bu Anadolu'daki izlediğimiz maçlarda yine benzer eleştiriler. Bu da bize, kendi adıma söylüyorum, işimizi doğru yaptığımızı işaret ediyordu. Tarafsız olmak, baskıyı hissetseniz de bu mümkün. İstediğiniz kadar baskı üzerinizde oluşuyor olsun. Eğer bunu yazılarınıza yansıtmıyorsanız bir sıkıntı yok ortada. Baskı her platformda vardır. Ben, Gökhan devam edeyim. Şey yaptıysa. Şunu hissediyoruz biz, bu basketbol yazarları olarak, pardon şarjım gidiyor, şunu bir takmam lazım. Biz şimdi köşe, aynı zamanda köşe yazısı yazıyoruz. Maçlarda eleştiriler ya da genel anlamda eleştiriler. Tabii ki yapmaya çalışıyoruz. Yaptık da. Ama mesela futboldan ayrı bir durumumuz var bizim. Futbolda şimdi sadece köşe yazarları var. Oturuyorlar. İstediklerini yazabiliyorlar. Ne oyuncuyla, ne yöneticiyle, ne de koçla muhataplar. Biz işin hem muhabirlik tarafını hem de eleştirmenlik tarafını yapmak durumundayız. Yani sürekli yüz yüze bakıyoruz. Şimdi bir koçtan bahsedeyim. Bir maçta çok ağır eleştirdiğim bir koçtan yardımcı ki git röportaj yap. Yani o yüzden biraz daha otokontrol mekanizması uyguluyoruz diye düşünebilirim. Ama genelde koçlar da, yani oyuncular da, yöneticiler de bizi tanıyorlar. Bir eleştiri yaptıysak gerçekten ona inandığımız için yaptığımızı biliyorlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bu Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi Ergin Ataman zamanında 2-0'dan 4-2 yendiği olaylı seri olmuştu. Dediler ki Ergin Ataman şampiyonu, git röportaj yap. Akşam bir şampiyonluk kutlaması vardı onların. Dedim ki Ergin abi, yarın bir röportaj yapabilir miyiz? Tamam yapalım dedi. Ama bak dedim, çok kötü eleştirdim ben seni. Haberin olsun. Yapma ya, niye dedi. İşte böyle böyle. İyi tamam dedi. Sabah yaptık yani röportajı. Ama futbolda köşe yazarları hiçbir zaman yüz yüze gelmedikleri için, şimdi Ertuğrul Hocam vardı burada. Maçtan önce, maçtan sonra konuşuyoruz. Çok samimiyiz. Nasıl şimdi çok ağır futboldaki gibi yapalım eleştirileri? Daha biraz daha naif, daha kelimeleri seçerek, yani şöyle yapsaydın daha iyi olurdu diye yazıyoruz. Biraz, yani bu bakımdan biraz sıkıntımız var ve her gördüğümüzde yazmadığımız oluyor. O ben de bir şey ekleyeyim. Baskı konusunda inanın hani yani Murat Hocam beni belki de en yakın tanıyanlardan da hani şeylerden. Yani umurumda olmaz. Yani gerçekten umurumda olmaz. Hani şundan baskı gelecek, bundan baskı gelecek, taraftardan baskı gelecek ki defalarca işte şikayet de edildik. Müdürlerimize, kulüp başkanlığı düzeyinde şikayet edildik. Yani az buz değil. Taraftarlardan tehditler aldık. Aynı yazı yüzünden, mesela Fenerbahçe Galatasaray maçındaki aynı yazı yüzünden hem Galatasaray'dan küfür yedik hem Fener'den küfür yedik. Hani bir tanesi işte sen Fenerbahçe'lisin, maaşın az yıldığın ve ötekisi işte sen de liselisin. Bunlara çok alıştık. Ama Gökhan'ın söylediği bir şey var. Bazen yazmadığımız şeyler oluyor. Çünkü bizim farklı bir görevimiz olduğunu da düşünüyorum. Yani tamamen gazetecilik yapamıyoruz. Çünkü basketbolun değerini de korumamız lazım. Şimdi basketbolu yerden göre, yani bir dönem hatırlarsanız işte bir televizyon kanalı vardı. Sürekli kavga olduğu zaman basketbol manşeti çıkıyordu. Şimdi ben bunu istemem. Dolayısıyla bazı şeyleri basketbol için saklayabileceksem de saklama ihtiyacı duyuyorum. Bu gazetecilik için doğru mu yanlış mı onu söylemiyorum ama basketbol için doğru olduğunu düşünüyorum. Basketbolun markasını büyütmemiz gerektiğini, hep birlikte büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani baskı sadece dediğim gibi basketbolun bilinildiğini, görünürlüğünü yükseltme baskısı. Basketbolu daha iyi tanıtabilme baskısı. Bunun dışında yoksa herhangi bir baskının üzerimizde etken olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda müdürlerimize de teşekkür edeyim.
Yani dediğim gibi en çok beni şikayet eden Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu'du. Yani basketbolda hep arkamızda durdu. Onun için hiçbir sıkıntı olmadı. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Peki. Başka sorusu olan var mı? Başka sorusu olan yok gibi duruyor. Peki. Bayağı da gittik zaten. Ben üçünüzü de çok özlemişim. Yüzlerinizi gördüm. Biz de öyle. Biz de aynı şekilde hocam. Biz de öyle hocam. Bir tane şöyle güzel bir anınızla, yani keyifli pek de bilinmeyen, anlatılabilecek bir anınızla bitirelim istiyorsanız. Gülerek bitirelim. Bayrama gülerek girelim. Sizde çok anı var. Bir kısmını ben biliyorum ama anlatılabilecek olan bir tanesini istiyorsanız paylaşın. Hocam, madem medya basketbol yazarları ilişkilerinden ilerliyoruz, ben burada anlatılabilecek bir tanesini size aktarayım. Birlikte sohbet ederken çok güzel hatıralarımız var. Sizin bile hala dinlemediğiniz vardır illaki ama. Şimdi konu kadın basketbolu ile ilgili. Az önce kadın basketbolunda görev yapan erkek antrenörlerimizle sohbet ettik. Şimdi Avrupa Şampiyonası mıydı, Dünya Kupası mıydı tam hatırlayamıyorum. Yine bu üç kafadar, Ümit, Gökhan, ben Fransa'da hem de milli takımımızın finale doğru ilerlediği şampiyona sürecinde kadın milli takımımızı takip ediyoruz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Kadın basketbolunu sayfalara sokabileceğimiz, hem de büyük şekilde sokabileceğimiz ender fırsatlardan bir tanesi Avrupa Dünya Kupaları, değil mi? Burada da biz oraya kadar gelmişiz görevli olarak. Gazeteler bizi görevlendirmiş. Bir şekilde sayfaları fersah fersah kullanmaya çalışıyoruz. Geceden açtım müdürüme. Dedim ki böyle böyle takımımız çeyrek finale çıktı. Bir gün boşluk var. Yarın size işte şöyle şöyle röportaj yollayacağım. Tabii oyuncularla ve menajerle. Bunu konuştuktan sonra, onayını aldıktan sonra, menajerle daha doğrusu bunu bildirdim gazeteye. Neyse, sabahleyin treni var milli takımı. Bir şehirden diğerine geçecek. Kulakları çınlasın. Neydi menajerimizin adı? Jülide Hanım. Menajer değil de yönetim kurulu üyesi. Jülide Hanım akşamleyin dedi ki tamam gelin, tren kalkmadan önce bir yarım saat burada olursanız hallederiz. Neyse geldik biz 45 dakika önce istasyondayız. Hızlı trenle gidecek bir takım. Bütün oyuncular geldi. Bir anda patır patır trene bindiler. Neyse ben Jülide Hanım'ın yanına gittim. Jülide Hanım dedim, röportaj yapmak için geldik. Hatırlıyorsunuz değil mi dedim, yani bütün takım trene bindi. Fotoğraf çekeceğiz, bir iki oyuncuyla konuşacağız. Vallahi Gökhan dedi, sabahın bu saatinde şimdi ben nasıl indireyim dedi trenden Jülide Hanım oyuncuları. Ama dedim bizim bir şekilde gazetelere bir şeyler yollamamız lazım, röportaj. Ya vallahi dedi, sen bir gir sor. Şimdi takımda Nevriye var, Girsel var, Şaziye var. Hadi bakalım gir içeri, bunlardan birini koltuğundan kaldır. Girdik. Ona söylüyoruz, ya yok ben çıkamam. Buna söylüyoruz, ben çıkamam. Şimdi bir hafta kadın milli takım gazetelerde manşetlere çıkacak. Efendim? Neden çıkamadıklarını da söyler misin? Bahane neydi? Onun sonunda söyleyeceğim şimdi. Neyse. Hiçbiri oralı olmadı. Yani sanki biz orada onlar için gelmemişiz. Gazeteleri, onların haberlerini, röportajlarını koyalım diye gelmemişiz. Onlara kötülük yapar pozisyonda bize kötü kötü bakıyorlar. Çıktım trenin dışına. Jülide Hanım'ın yanına gittim tekrar. Jülide Hanım dedim, hiçbiri çıkmıyor. O zaman yapamayacaksınız dedi. Peki dedim, sayfaları ne vereceğiz? Bayat haberleri, röportaj kaldıysa elimizde onları. Takım çeyrek finale çıkmış, ilerliyor. Final olacağı bile artık aşikar. Neyse. Jülide Hanım dedim, o zaman sizinle röportaj yapalım dedim. Saat 8.45 falan sabah. Jülide Hanım baktı bana. İyi peki yapın dedi. Tamam dedi. Öf öf yaptı. Neyse. Foto muhabirleri geldi. Mikrofonları uzattık. Tam başlayacağız röportaja. Jülide Hanım şöyle yaptı. Ya dedi, sabahın köründe makyajımı bile yapmamışım dedi. Şimdi dedi çirkin çıkacağım dedi. Ya bırakın Allah aşkına dedi. Trene bindi. Şimdi apıştık kaldık orada öyle.
ne yaparsın? Tavır aldık tabii. Yani akşam idmanı vardı. Akşam idmanında geldik, idmanı takip ettik ama suratlar beş karış tabii bizde. Ondan sonra takım finale kadar çıktı. Final bitti. Turnuvayı ikincilikle tamamladık. Eve döndük. İki gün sonra zaten gazetelerde tek satır haber yok. Hani gireceği dönemde ne kadar iyi değerlendirebileceğimiz safhada maalesef bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldık. Biraz zor kadın basketbolunda, özellikle kadınlarla iletişim biraz zor. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Çok komik değildi biliyorum onu ama bizim için çok... Ya komik anıları size daha sonra aktarırım. Onu acı bir anı olarak kaldı. Bunu algılamış olur. Evet. Peki. Teşekkürler. Çok da uzak bir şey hocam istedim. Bitirmeden o zaman madem öyle tamam gülerek noktalayalım. Bu da bir espri oldu ama İspanya'daki Dünya Kupası'ndayız. 2014 Dünya Şampiyonası. Avustralya'yla Gökhan gülmeye başlamadı. Avustralya ile milli maçımız var. Yarı final ya da çeyrek final maçı. Tam böyle takımlar seremoniye çıktı. İstiklal Marşı okunurken İstiklal Marşı'nın ilk nakaratı bitti. Ayaktayız hepimiz. Bir baktım Gökhan oturdu. Alkışladı bile. Alkışladı bile. Alkışlayarak oturdu. Bitti sanmış İstiklal Marşı'nı. Aşağıdaki güvenlikten bütün basın tribününe kadar marşın geri kalanını söyleyememiştik gülmekten. Bu da böyle bir anı. Teşekkürler Gökhan. Evet. İki tane aslında farklı ve güzel anı anlattın. Önemli mesajlar da verdiniz. Çok çok teşekkürler. Biz genelde hani bu sohbette teşekkür ettikten sonra kapanışı konuklara bırakıyoruz. Bir iki cümlenizi alarak toplantınızı, sohbetinizi bitirelim. Buyurun. Ya, ben de çok mutlu oldum bir kere davet için. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. Murat abi, sana davet için ve katılan tüm antrenör arkadaşlarıma, abilerime teşekkür ediyorum buradan. Çok sağ ol. Ümit, seni de alalım. Sonra ben bir şey söyleyerek yine bitireceğim. Yani işte Koçtal'la gazetecilerin iletişimini konuştuk. Aslında bu iletişimi işte en doğru şekilde aslında bugün bir örneğini sergilemiş oldunuz hocam. Ben de teşekkür ediyorum davet için. Tüm antrenör abilerimize, dostlarımıza da saygılar sunuyorum. İnşallah şu kötü süreç bittikten sonra tekrar söylüyorum. Hangi kulüp olursa olsun, üç büyük kulüp olması önemli değil. Bize gelen her şeyi değerlendirmek için elimden gelen tüm çabayı sarf ederim. Bunun da taahhütünü buradan vereyim. Evet, hocam ben de çok teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz, ağırladığınız için. Şunu ekleyeceğim kapatmadan. Aslında ihtiyaç olan bir şey bu. TÜBAD'ın düzenlediği eğitim seminerlerinden bir tane de medya için bir gün olur bu, iki gün olur. Medya için de düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem bilgi dağarcığımızı tazelemek hem de bence en önemlisi işe yeni başlamış, az önce Ümit de defalarca bahsetti, yeni arkadaşlarımız, özellikle dijital platformda boy gösteren, yeterince basketbol bilgisi, donanımı olmayan arkadaşlarımızın da katılım sağlayarak bir şekilde kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bir adım olur diye düşünüyorum bu açıkçası. Çok uzatmayayım. Çok güzel bir fikir verdiğini düşünüyorum çünkü bizim TÜBAT, Eylül aylarında sonuna doğru yaptığımız TÜBAT turnuvasını, seminer, sosyal sorumluluk projesi ve her açılışta sizler orada oluyorsunuz, bize destek veriyorsunuz bunu anlatmamız adına. Gökhan Türe güzel bir sayfa açtın. Belki bunun bir ayağını da basınla, belki dijital basın yeni jenerasyonla eski jenerasyonun bir kaynaşması, bir network, iletişim ağı olarak da başlatabiliriz. Çok güzel bir fikir verdin. İnşallah ilk yaptığımızda bunu hem Çetin Yılmaz'a başkanı hem de Aydın abi hem de diğer üyelere ben bunu aktaracağım. Güzel bir fikir bence. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Çok çok teşekkürler. Sizi üçünüzü göremezsek size iyi bayramlar. Biz sohbete devam edeceğiz. Arkanızdan tamam. Kaynatacağız çünkü. Tamam. Herkese iyi bayramlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.